Arkadaşlar hoş geldiniz, nasılsınız? Bugünkü konumuz spor yapmadığımız günlerde biz işte protein tozu olsun, BCAA olsun, diğer supplementler olsun bunları off günlerde kullanalım mı? Konumuz bu arkadaşlar. Şimdi şöyle, biz aslında bu protein tozunu arkadaşlar idman günlerinde daha çok tercih ediyoruz. Çünkü protein tozunun yani en önemli noktası antrenmandan sonra kana suyla çok hızlı karışmasıdır. 15-20 dakikada kana karışır ve biz sert bir idman yaptıktan sonra kaslarımızın acil şekilde amino asit ihtiyacını protein tozuyla karşılarız. Yani normal diğer beslenmeleri yaptığımız zaman onları işte sindirilme süreleri falan filan daha geç oluyor ama whey protein kana suyla beraber hızlı bir şekilde karışıyor. Şimdi aslında off günlerde çok aşırı hani illa tüketmemize gerek yok aslında. Hem bir daha tasarruflu olması için şu an çünkü toz fiyatları aşırı pahalılaştı. Daha tasarruflu olur idman günleri kullanırsak. Hem de yani bunun yerine ekstra bir 50 gram, 80 gram, 100 gram bir tavuk göğsü daha yaparız yeriz. Veya işte 15-20 gram başka bir şeyden bir protein içerikli bir şey tüketiriz. O şekilde off günleri kapatabiliriz. Yani o yüzden protein tozunu isterseniz sadece idman günleri kullanın ve hani her gün kullanmak zorunda değilsiniz. Ama şöyle bir durum var. Eğer siz idman yapmadığınız günlerde de günlük beslenmeniz İyi değilse yani günlük protein alımınız düşük kalıyorsa işte yoğunluğunuz zor başka şeyler olur. O zaman yine toz kullanın arkadaşlar. Yani o protein açığını çok oluşturuyorsanız yoğunluğunuzdan dolayı protein açığını kapatmanız lazım. Ondan dolayı toz kullanın. Bunun dışında BCAA'sı olsun diğer supplementler olsun off günlerde kullanmanız gereken aslında kreatin olabilir. Çünkü kreatini öyle hani bir gün kullan bir gün kullanma yapmayın. Kreatini başladığınız zaman bir bu arada kreatin de yükleme de yapmayın arkadaşlar. Normal doz alın. Kreatine başladığınız zaman 25 gün, 30 gün yani ortalama bir ay aralıksız bir kullanın. Her gün bir ölçek, yarım ölçek örnek veriyorum. Ve sonra ara verirsiniz. Ama işte kreatinden idman günleri alayım, diğer günleri almayayım gibi şeyler yapmayın. Kreatini başladığınızda her gün kullanın. Zaten etkilerini de 1,5-2 haftada yani 10 günde falan hissetmeye başlıyorsunuz. Yani kreatin aralıksız kullanılabilir. Bunun dışında yine off günlerde de kullanabileceğiniz BCAA olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani yine fiyatlar yüksek hemen bitmesin diye isteyenler olabilir. Ondan dolayı da yine idman günleri tercih edebilirsiniz. Yani bu aklınızda bulunsun ama buradaki ana nokta şu. Yani toparlamak gerekirse konuyu. Eğer siz off günlerde de protein açığınız yüksekse yani iyi beslenemiyorsanız yine beslenmeyi kötü yapıyorsanız o zaman protein tozunu falan tüketin ve o açığı kapatmaya çalışın. Çünkü bizim off günlerde de yani beslenmeyi sarkıtmamamız lazım. Önemli çünkü bugün yaptığımız beslenme diğer günü etkiliyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Evet. Umarım bu konuda da aklınıza takılan bir şeyler kalmamıştır. Dikkatli olun. Herkese iyi antrenmanlar.